Hello? Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin arasında varılan İdlib mutabakatı işliyor. Mutabakatta kritik tarih 15 Ekim. Bu tarihe kadar silahlı grupların kenti terk etmesi gerekiyor. Bu sürecin birinci derecede sorumlusuysa Türkiye. Telefon görüşmemizde de ifade ettiğimiz gibi. Kritik tarihi yaklaşırken muhaliflerin ağır silahlarını cephe hattından çekme işlemini tamamladığı açıklandı. Bu kapsamda Özgür Suriye ordusuna bağlı gruplar ve rejim karşıtı silahlı gruplar Beşar Esad rejimiyle sınır durumundaki alanlardan havan, top, tank, grad rampaları ve orta menzili isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarını söz konusu silahsızlanma bölgesinden çıkarttı. Erdoğan ve Putin arasında sağlanan mutabakat 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor. Ağır silahlarıyla bölgeyi terk edecek taraflar, kontrol ettikleri alanların sınırlarını kendileri korumaya devam edecek. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek. İdlib konusunda Rusya'dan da önemli bir açıklama geldi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından pek çok kez bir araya geldi, dedi ve Suriye kanadı. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını geçici olarak nitelendirdi. Esad, İdlib ilgili varılan anlaşma geçici bir eylemdir. İdlib de diğer bölgeler gibi Suriye Devleti'nin parçası olacak. Anlaşma çerçevesinde sağda çeşitli kazançlar elde ettik, dedi.